Sayfa 65'teyiz. Örneklere bakalım. Evet, burada eksi 12, eksi 3 var. İki tane eksi yan yana geldiği için dikkat ederseniz artı olmuş. Yani ne olmuş? Eksi 12 artı 3 olmuş. Eksi 12 artı 3 de büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini verirsek, yani 12'den 3'ü çıkarırız 9. Büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 9 olmuş. Alta bakalım. Burada da uzun bir işlem var. 3'ten 4 çıkartılmış parantezin içinde. 3'ten 4 çıkarttığımızda eksi 1. Ama eksi eksi 1 olduğu için artı 1 olmuş. Buraya bakalım. Burada da eksi 3 ile artı 2 arasında işlem yapılmış. Eksi 3 artı 2 eksi 1 olmuş. Dışarıda 1 eksi olduğu için yine iki tane eksi yan yana geldiğinden artı 1 olmuş. Şimdi bunları dışarı yazalım. Tabii şu 1 ile bu 10 da toplanınca 11 olacak. 11 olmuş burada. Dışarıdaki eksiği de şuraya aldığımızda en başta da 1 vardı. 1 eksi 11 haline gelmiş. Bu da eksi 10 olmuş. İkinci soruya bakalım. İlk önce şurayı yapalım. Eksi 4 artı 2. 4'ten 2 çıkarıp 4'ün işaretini veriyorum. Eksi 2. 2 tane eksi yan yana geliyor. Eksi eksi 2 de artı 2 oluyor. Şu parantezin içine bakalım. Sağdaki parantezin içine 1'den 3 çıkarıyorum. Eksi 2. Ve başındaki eksi de birleştiğinde artı 2 oluyor. Ve sonuç 2, 2 daha 4. Altıya bakalım arkadaşlar. Eksi 6, eksi 7 işaretleri aynı topluyoruz. 6, 7 daha 13. Eksi 13. Tabii şurası eksi eksi olduğu için artı olacak. 3 ile 13'ü toplarsak 16 olur. Şimdi buraya bakalım. Eksi 10 artı 3. Eksi 7. Bu artının bir etkisi yok. Dışarıda bir eksi daha olduğundan artı 7. Şurada da 16'nın başına bir eksi var. Onu dikkat edelim. O zaman ne oldu? Eksi 16 artı 7 oldu. Bu da arkadaşlar eksi 9 yapar. 11'e bakalım. Şimdi arkadaşlar şurası artı olur. 47 artı 47 eksi 2. Burası ne yapacaktır? 47'den 2 çıkarırsak 45. Yine şurada birden artının bir etkisi yok. Birden eksi 33 çıkartırsak eksi 32. Tabii bu da artı olacak. Artı 32 olarak gelecek. Tabii 45'i de şuradan dışarı çıkardığımızı düşünürsek 45'in de başına şu eksi gelecek. Ve 23 var. Şimdi bu ifade şu köşeli parantezin içi oldu artık. Bunu basamak yardımıyla toplayalım. 20, 30 daha 50, 40 çıkartın 10. 3, 2 daha 5, 5 çıkartın bunlar gitti. Demek ki bunlar 10 yaptı. Dışarıda bir de eksi var. Sonuç olarak eksi 10 elde ederiz. Son olarak da 14'ü yapalım. Burada iç içe çok parantez var. En içten başlamamız gerekiyor. Dikkatli de olmak lazım. İki tane eksi yan yana artı oldu. Şurada 4'ten 5'i çıkarabiliriz. Eksi 1. Yanına artı 3 geliyor. Eksi 1 artı 3 artı 2 oldu. Şimdi artı 2 tabii şuradan şuraya kadar olan yerin sonucu. Başında eksi var. Yani eksi 3, eksi 2 olacak şurası. Hatta şurayı kontrol edelim. Buraya kadar. Eksi 3, eksi 2 artı 1 olacak. Burası da eksi 4 yapar.
Şimdi bunun başında bir eksi daha var. Dolayısıyla şuradan aldığımda bu eksi 4 artı 4 olacaktır. Bir de eksi 1 var. Şuradan şuraya kadar aldığımda 4'ten 1 çıkartırsak şu olur. O zaman şu en dıştaki köşeli parantez ne oldu? Eksi 2, eksi 3 oldu ve eksi 5 yaptı. En dışta bir eksi daha var. Sonuç işlemin sonucu artı 5 olur. Evet, sayfanın gerisini siz artık yapabilirsiniz.